250 bin nüfusu olan bir yerdir. Ne kadar da 250 bin nüfusu elinde bulamasa da sayılarda ama çok burada yaşayan insanların köşkleri, köylerinde oldukları için orada oy kullanılan muhtarlıkları, belediyede, belediyede nüfusu için 250 bin üzerinde. Nüfusun %85'inden fazlası Karadeniz'dir. Çok karışık bir şey yok. Onun dışında burada Beykoz'da, Giresun'da nüfusun 1/4'üne sahip. 251'inde 1/4'ü, seçmenin de 1/4'ü. Yani yaklaşık nüfusun 65 binin üzerinde Giresun'da yaşıyor ve yaklaşık 45 binin üzerinde seçmen var. Bunlar kayıtlara girmiş şekilde. Burada birinci nüfusu. Bunun dışında derneğimiz 1987 yılında kurulan bir dernektir. Çok aktif ve faal bir dernektir. Yani böyle çok 34 yılda, 35 yıl oldu, 35 yılda Beykoz'la ilgili çok projelerin altına imzayı atmış bir dernek. Bizim esasında bir dernek olarak özelliğimiz şu, biz Beykoz'da Giresun'dayız. Yani biz Beykoz Giresun'da derneği değiliz, biz Beykoz'da. Yani bizim için önce Beykoz. Beykoz'da yaşayan Giresun'da, Beykoz'da. Yani Beykoz bizi çok ilgilendiriyor o anlamda. Bunun dışında bizim yıllık olarak, periyodik olarak yaptığımız çalışmalarımız var. Bizim iki tane şehitliğimiz var. Bir tanesi Afyon'da, İşçihisar'da. Orada Türkiye'de böyle dış illerde şehitliği olan tek Türkiye'de yeriz. Afyon'da şehitliğimiz var. 14 oradaki vatandaşımızı, hemşerimizi şehit verdik Kurtuluş Savaşı'nda. Bir de artı Sonkale dedikleri Haymana'da. Hüseyin Avni Alparslan şehitliğimiz var. 42. Alay Komutanı, görev başında şehit olan 42. Alay Komutanı, orada da bir şehitliğimiz var. Şimdi her yıl bunların ziyaretlerine gidiyoruz. Biz burada her yıl yaklaşık 5 bin ile 40 bin kişi arasında yayla şenliklerimiz var. Bu sene 32.sini yapacağız. Çok yoğun bir katılımdır. Türkiye'de de bunu yapan tek yerdeyiz. Bu şekilde yani 5 bin ile bir anda 40 bin kişinin girdiği böyle bir şenlik ve şenlik meselesi de yok zaten, ben duymadım. Şimdi bunun dışında kendimizin sürekli olarak çalışmaları var. Biz haftada bir gün dernek olarak mahallelerde çalışma yapıyoruz. Dernek yönetim kurulu olarak mahallelerde çat kapı muhtarlarımıza gidiyoruz, sivil toplum örgütlerine gidiyoruz, hemşerilerimize gidiyoruz. Nerede kim varsa bunları ziyaret ediyoruz. Beykoz'un, Türkiye, Beykoz'un ve Giresun'un veya Türkiye'nin nabzını tutarak sıkıntılarını, sorunlarını ölçüyoruz. Ve bunları siyasetler geldiği zaman da kamuoyuna aktarıyoruz. Çalışmalarımız genelde hep bu yöne. Şu anda ayın 15'inde Beykoz Belediyesi ile beraber organize ettiğimiz göre günleri başlayacak. Slayt gösterileri olacak. Orada çekilen belgeselleri burada. Burada şey yapacağız, onun izlemesini yapacağız. Sadece bizim derneğin yapacağı süre tam 7 gün. 7 gün boyunca 36 tane dernek var. Az önce söylemiştim size. Bizim Beykoz'da 36 tane alt derneğimiz var. Yani alt derken yani ilçe, köy, mahalle derneğimiz. Alt demeyelim de yani beraber çalıştığımız. Biz tabii çatı derneğiz, ana dernek. Şimdi ayın 15'inden sonra tam bir hafta sadece bizim olacak. Yani bir hafta gün olarak böyle bir gün sayarak bizim günümüz olacak. Onların çalışmaları var. Onların dışında Ramazan ayında çalışmalarımız olacak. Böyle yani biz dernek olarak sürekli aktivitede olan bir derneğiz. Yani kapısına kilit vurup da ayda bir kere toplantıya gelen bir dernek değil. Bunu size niye anlatmamın ana nedeni çünkü Türkiye'nin ana muhalefet partisinin belki de yarın iktidara gelecek ana muhalefet partisinin Sayın Genel Başkanı'nın baş danışmanıdır. Bu yüzden sizlere bunları anlatma zorunluluğumuz var. Bunları hep böyle tek tek üzerine basarak anlatıyorum. Bu konuda bizim affımızı hoş görüp, çünkü bizim sıkıntılarımız, sorunlarımız çok. Türkiye'de en sıkıntılı ilçe ve bu. Bak Güney Doğu'da dahi diyorum ben. Şöyle diyorum. Yani bizim olduğunu da söyleyeyim. Yok, onu da söyleyeyim şimdi. Şimdi lafa da yani bu mülkü de bizim, bunu sesli söyleyeyim bir daha. Buranın 140 metrekare mülkü bizim bir yıl oldu. Alalım, buradaki işte Giresunların, bizlerin, yönetimin, ne kadar bu işe profesyonel baktığının bir göstergesi de budur. Bu şekilde dedim, biz de en siyasi partiden görüş vardır derneğimizde. Mesela ben eski meclis üyesiyim.
arkadaşımız Cumhuriyet Halk Partisi'nin eski sekreteri, Asim Hanım İYİ Partili, içimizde MHP'li olanlar var, AK Partili olanlar var. Biz burada bir mozaiyiz, biz dernekte kesinlikle herkes siyasi olabilir, biz dernekte siyasi anlarımız. Ben öyle anladım. Beni niye gösteriyorsun? Beni niye gösterdin AK Partili diye? Ben AK Partili ya. Ben İYİ Partili dedim. Ama ne demek ki? Gel abi, AK Partili sensin. Ya İYİ Partili. Asıl abi gelmiyor sana. Şimdi tabii bizim şu anda bizim için önemli şansımız, Beykoz'da tarihinde ilk defa Giresunlu Belediye Başkanımız var. Giresunlu'dur kendisi, Murat Aydın Belediye Başkanımız var. Bizim burada dediğim gibi yani biz burada işte hemşehrilerimizi, kendi hemşehrilerimizi, bölgemizi temsil etme adına elimizden geldiği kadar çaba harcıyoruz. Zaten derneklerin asıl görevi kendi hemşerilerini çok öne çıkartarak onların iyi bir yere gelmesini ve vatandaşın hizmet etmesini sağlıyor. Dernekler mesela da amacı bu. Dernekler mesela da amacı herhangi bir siyasi partinin angajmanı olup arka bahçesi olmamak. Bu hiçbir derneğe bu zamana kadar kar getirmez. Bak kesinlikle getirmez. Yani benim kendim, ben yaklaşık 40 yıla yakın siyaset yapıyorum. Yani ben kar getirdiğini görmedim. Ancak ne olur? Kendi kişiliği, kendini etrafını bir yere getirirsin ama toplumdaki sıkıntılar, sorunlar, derneğin sıkıntıları aynı kalır. Yani bu böyle. Bizde de böyle bir şey yok, olmayacak. Bunun da taahhütü veriyor. Biz nasıl sizi böyle kabul ediyorsak bütün siyasi partilere bizim kapımız açık. Biz hiçbir siyasi partiye gelmeyin, size randevu vermeyiz diyemeyiz. Ama Cumhuriyet Halk Partisi kanadından biraz derdimiz var. Şöyle sıkıntımız var. İlk defa üst düzeyde Sayın İl Başkanımız geldi Gümüşhane daha önceden. Şimdi de siz geliyorsunuz. Başka kapımızı açalım. Böyle işte. Bu böyle. Burada konuşacağız sizinle. Aynı konu. Böyle işte. Burası böyle. Şimdi tabii ki biz çok memnun oluyoruz. Şu an çok şeyiz. Heyecanlıyız. Memnunuz. En azından bize burada dinleyeceksiniz. Sıkıntılarınızı sorunlarınızı size alabilirsiniz. Biz de rahatlayacağız. 42 yıldan beri büyük şehirlerden resmi anlamda hiçbir hizmet almayan bir tane şeyden çıkmış. Yani böyle işte süpürmelerdi, yoldu, oydu, buydu, onlar sayma. Onlar hizmet değil, onlar olması gereken şeyler. Ve yaklaşık 42 yıldan beri Büyükşehir Belediyesi'nin Beykoz'a, belediyelerin hiçbirinin Beykoz'a bir katkısı ve hizmeti olmadı. Eğer olduğunu iddia eden varsa bu yüzü şimdi şu anda da söyleyebilirim. Şey olarak yani vatandaşın tam yarayacak anlamında bu. Şimdi Beykoz'un birinci sıkıntısı, Beykoz'un şu anda %85'i meclis üyesi yapmış bir vatandaş olarak konuşuyorum. %85'i Beykoz'un kaçak. Şu anda benle dahi kaçakta oturuyoruz. Hiçbirimiz meşru değiliz. Ya Türkiye'de bu kadar kaçakta oturan, evi olan herhalde Türkiye'de böyle başka bir ilçe yoktu. Belediye binası kaçak. Belediye binası da kaçak, kaymakamlık binası da kaçak. Bu derecede yani %85'in üzerinde kaçak bir bölgede oturuyoruz. Kim hangi iktidar gelirse gelsin bu soru çözülür. Ta geçmişte ANAP'tan, DYP'den, Özal'dan hepsinden bugüne kadar bu soru çözülmüyor. Şimdi biz Beykoz'da ne yapmaya çalıştıklarını biliyoruz. O başka bizim bildiğimiz. Birinci sorunumuz bizim imar sorunu. Büyükşehir buna kayıtsız kaldı. Bak şu anda Ekrem Başkan'dan ricamız, diğerleri bunu çözmedi. Şu anda 3 yıl oldu yine bir adım yok. Bir çalışma yok. Ve olan da çıkan imarları da CHP'li meclis üyeleri tarafından engelleniyor. Bunu da söyleyeceğim size biraz sonra. Bu çok bizi üzüyor ve felaket üzüyor. Yani iyi kötü bir imar çıkıyor. Yani biz tamamen yani biz istiyoruz ki az da olsa bir meşrubumuz olsun. Ona da Beykoz'la alakası olmayan birkaç tane meclis üyesi çıkıyor bir ülkede şikayet ediyor. Ya bu olacak iş değil. Ya burada ne yapmaya çalışıyorlar? Akılları bir saniye arkadaşlar. Ne yapmaya çalışıyorlar? Ben bunu biraz sonra size ayrıyetten söyleyeceğim. Bizim birinci sıkıntımız %60'ın üzerinde Beykoz'un imar sorunu çözecek olan Büyükşehir Belediyesi'dir. 5000'lik planlarla beraber 1000'lik planlarla belediyeyle yapması lazım. Bu kesinlikle olmaz. Şu ana kadar %60'ın üzerinde Büyükşehir'in burada plan çözme alanı var şu anda. Biz Beykoz Türkiye'nin, İstanbul'un 5. en büyük toprakları arasında sahibiz. Toprağımız bu bizim. Biz Beykoz'un kesinlikle sit olarak almasını istiyoruz. Ama sit var diye de plan yapılmaz anlamında değil bu. Yani sit var diye plan yapılmaz diye bir şey yok. Bu birinci. İkincisi Beykoz'da biz
büyükşehirin yapması gerektiğine inanıyoruz. Çok amaçlı spor salonumuzu, gençlerimizin durumu iyi değil. Çok amaçlı bahsettiği spor salonu şu. Bir tane şahit yoktur var ama o spor salonunda değil. Şöyle değil, hiçbir şey cevap veremiyor. Biz içinde çok amaçlı spor salonunu şöyle tarif edip içinde 4000-5000 kişilik basketbol, voleybol sahası olabilen, ondan sonra tenis kortları olabilen ve artı diğer branşların, diğer spor branşlarının antrenman sahası olabilen, işte güreşli, tenisli, tekvando, karate, judo, bu gibi içinde antrenman sahası olabilen, hani orada sporcu yetiştirebilen bir salon üstünde. Bunun örneği var. Büyükşehir'in yaptığı bir tane Kızıltepe'de var, bir tane şeyde var, Çekmeköy'de var. Onun dışında biz, Ekrem Başkan geçen günü geldi, ben çok sevindim Beykoz'a geldi ama maalesef Beykoz'a geldi, üzüldüğüm taraf şuydu, 19, biz burada 19 tane il derneğiz. Nüfusun %85'ine hakim il dernekleri, 19 tane il derneği. 19 tane il derneğini, il derneği Ekrem Başkan geldiğinde başkanlarına hiçbir belge çağırmadı bize. Çok üzücü bir şey. Bir Büyükşehir Belediye Başkanı Beykoz'a geliyor ve biz 19 tane burada yöre dernekleri çağıramıyoruz. Ekrem Başkan'ın programı ile ilgili bizlere hiç bilgi verilmiyor. Hiç. İlçe tarafından veya bir başka Büyükşehir'in bir kurum muhtarları da verilmiyor. Muhtarın da burada biraz sonra söyleyecek. Böyle bir bilgi verilmiyor. Şimdi bunun dışında bizim burada en az 4 tane çok acil ama olmazsa olmaz hep yapacağız diyor ama icraatı göremedik. 4 tane burada bizim çok acil çocuk bakım evi, kreş ve çocuk bakım evine ihtiyacımız var. Bizim burası emekli kenti, çok işsizlik. Biz burada bizim bayanlarımız, erkeklerimiz genelde burada şeye gidiyor. Yani ev bakım hizmetlerine gidiyorlar. Kreş ve çocuk bakım evi. Yani çocuk bakımı, kreş. Yani 1 yaşında, 1,5 yaşında çocuğunu bırakacak, işe gidecek anne veya baba. 4 tane, en az 4 tane istiyoruz. Bunun dışında 1 tane Beykoz'da çok yoksul insanlar var. Bakın vaktiniz var ise biraz sonra ben sizi şurada birkaç yere götüreyim. Çok özür dilerim. Basın da burada. Ben böyle bildiğim net konuşan bir adamım. Size birkaç tane ev göstereceğim. Burada hayvan yaşar mı yaşamaz mı bir görün. Ama burada insan yaşıyor işte. Beykoz böyle bir yer. O yüzden bizim feryatımız, sinirlerimiz, kızgınlığımız bundan geliyor. Bizi kimse görmüyor. Gelin istersen şahit olun bir görün ya. Burada insan yaşıyor. Dur, bir tipi değil ben şey, müdahale etme şey. Hoşçakal abi. Söz hakkı vereceğiz hepinize. Şimdi bizim isyanımız böyle bazen böyle hızlı çıkışımızın nedenleri bundan. Bıktık artık. Dayanamıyoruz. Şimdi bir tane yaşlı bakım evi istiyoruz. Yani yaşlılar çok bakımsız bir durumda. Yani adam 2000 lira maaşlar. Nasıl kendine bakacak? Mümkün değil. Şimdi bunun dışında bizim ulaşımımız yok. Ulaşımımız yok. Yani biz burada arabayla şuradan çık, Çengelköy'de benzinlik var, bilirsin orada kalırsın. Oradan öteye bir türlü gidemezsin. Trafik orada kilitlenir. Üstüne de gidemezsin. Beykoz'un çıkış noktası orası. Gidemezsin. Öyle orada böyle kalırsın. Biz muhakkak çok acil. Bak hiçbir ismi sikti bahsedilmiyor. Metro istiyoruz Beykoz'a. En azından Üsküdar Beykoz metrosu olmasa bile Ümraniye ve Çekmeköy bağlantılı, Kabacık bağlantılı en azından onu istiyoruz. Dur abi söyleyecek. Dur şey, size de söz gelecek. Kuşun abi. Şimdi en azından bunu istiyoruz. Şimdi bunların dışında istediklerimiz burada Büyükşehir çok acil bir şekilde burayı turizm bölgesi ilan etmesi gerekir. Burada tarım, Beykoz aynı zamanda tarım ve hayvancılık. Sağ olsun o konuda şu anda Ekrem Başkan başarılı. Köylere çok ciddi file dağıtıyor ve onun sayesinde de çok ciddi de köylerde şu anda gelir elde edilmeye başladı. O konuya el attı. 2 katına çıktı tarım. Efendim? Tarım 2 katına çıktı. Evet, tarım 2 katına çıktı. Bu yeterli değil. Daha fazla çıkması gerekir. Şimdi bizim turizmi çok ciddi Büyükşehir desteklemesi lazım. Yani şu anda şunu söyleyeyim çok kısaca. Büyükşehir'in şu ana kadar 3 yıllık periyotta Beykoz'da hiçbir şu anda planı, projesi, hiçbir şey yok. Bir çalışması yok. Ben duymadım varsa olan varsa söylesin. Geçen günü geldi kendisi Beykoz'a. Beykoz'da bir müjde vermedi. Orada gitti bir kale tamiri var Anadolu Eserleri. Onu söyledi. Namazgahı söyledi. Onun dışında şunu veya... Çubuklar şeye de girmedi. Yani şunu veya bunu yapacağını da söylemedi. Biz şunu söylüyoruz.
siz bize şunu eleştiri diyebilirsiniz. Ya bundan öncekiler niye yapmadı? Ya bundan öncekiler yapmadığı için siz yapın diye size söylüyoruz. Ya bundan öncekiler zaten yapmadı. Yani zaten yapmadılar, yapmıyorlardı. Ama bari siz yapın yani. Şimdi bunun dışında hiçbir tane kalıcı projesi yok maalesef şu ana kadar. Şimdi ben size diğer konuları söylemek istemiyorum. Bunu iktidara geldiğinizde söyleriz. Şu anda genel şey sıkıntıları söylediğimiz zaman orada sizin çok fazla yapacağınız bir şey yok. Ama demin dediğim gibi ilk defa üst düzey olarak Sayın Nakli Nemelim Gümüşhane İl Başkanımızdan sonra maalesef CHP kanalından siz bizi ziyaret ediyorsunuz. Bu çok üzücü. Bir de en büyük üzüldüğüm şey, yani burada biz bayrayız. Ben 40 yıllık o partinin mensubuyum. Ben bu derecede yalnız bırakılmak beni çok üzüyor. Onların hesapları, kitapları nedir? Onları sonra konuşacağız. Şimdi ben sözü kısaca şimdi bitireyim, çok uzattım, farkındayım. Şimdi sizlere sayın danışmanım size vereyim. Her ne kadar muhatap olarak bana anlattıysa da ben buraya parti kimliğimle değil, sizlerden birisi olarak tamam. Çepni Boyu Federasyon Başkanımızın davetiyle geldim. Ama sorunlarınızı sonuna kadar her türlü çözmek için mücadelesini veririm. O konuda hiç şüpheniz olmasın. Şunu da görüyorum Büyükşehir'e gelince. Büyükşehir'le ilgili burada ayrı bir çalışma yapılması lazım. Evet. Yani bir komisyon oluşturulup muhtarları toparlayıp sivil toplum örgütleriyle biz burada aracıyız. Ben bunu başkanıma da ileteceğim. Beykoz'la ilgili evet ne dediniz? Hani öyle yalnız geziyordu çok güzel oluyordu dediniz. Yani kendisine ileteceğim gelip buranın problemlerine eğilmesini. Şimdi bu aşamada muhtarım çok güzel anlattı. Çok ifadesi çok güzeldi. Aracı olabilirim. Parti nezdinde genel başkanıma problemlerinizi iletebilirim. Evet. Ben sizin bir bacınız, kardeşiniz olarak burada hani o başkan, bu başkan, muhtarım sizin de söylediğiniz gibi bugün varız, yarın yokuz. Bunlar çok önemli değiller. Ben buraya hemşerilerime diye geldim ama sizin bu kadar probleminizin olması gerçekten beni üzdü. Şimdi burada daire başkanım da biliyor. O da zaten İETT ile ilgili bu şeyleri aldı. O da aynı şekilde ifade edecektir, iletecektir. Bizler burada aracıyız. Çözümlerinizle ilgili sizler bir çalışma yapın. Yani bütün dernekler olarak diyorum yapın. Biz de başkanımıza bunu iletelim. Gelsinler bununla ilgili sizlerle görüşsünler ve doğru adımlar atılsın. Yani siz burada serzenişte bulunup riva diyorsunuz devlet şeyi oraya girdi gibi. Bakın bunlara girmiyorum. O problemlerinize direkt sizinle görüşülmesi yani gerektiğini var anlamına düşünüyorum. Muhtarlarla, sivil toplumla evet. Direkt görüşülmesini düşünüyorum. Yani doğal olanı, normal olanı da budur. Şimdi ben buraya gelip de tamam onu yaparız, bunu yaparız diyecek konumda değilim. Öyle bir yetkim yok. Ama ben size çok iyi aracılık ederim. En iyi yaptığım alanım budur benim. Yani haklarınızı savunurum, haklarınızın takibini yaparım. Bir şekilde Beykoz'un rahatlaması için elimden gelen her şeyi yaparım. Çünkü burası küçük Karadeniz. Ve ben burada Giresunluların içinde Çepni Boyu Federasyon Başkanı'na çok teşekkür ediyorum. Şimdi ben Çepni Boyu'yla ilgili birazcık böyle çok fazla ilgililerim dedim. Abla soyadın Çepni. Geçmişte, evet çok ilginç ki Çepni'nin içinde de soyadı bir Çepni olan da benim burada. Yani, aslında herkes Çepni. Yani hiç kaçamıyorsun sen. Yok, hayır kaçamam. Hayır, kaçmam da. Ne diyorum? Eyvallah. Yani 2003-2004'lü yıllarda biz bu dernek çalışmasını Çepni'ler için yaptık. Ancak o zaman sosyal medya şu bu derken o kadar çok kullanamadık. Bir de tek kaldık. Evet. Yani biz daha doğrusu bunu beceremedik. Şimdi böyle bir çalışmanın içindeyim ben de. Çok mutluyum. Bütün Türkiye genelinde yapılıyor. Sizin olduğunuz her yerde biz varız. Sizin sıkıntılarınızın çözümünde her şekilde her zaman yanınızdayım. Yani bakın ben burada kartlarımı getirdim. Buraya da koyuyorum. Hepiniz benim kartımı alabilirsiniz. Bana direkt ulaşabilirsiniz. Muhtarlarım özellikle bana ya başkanım geldin oraya bize bir şeyler söyledin ama hani devamı gelmiyor diyebilirsiniz. Çünkü biz bacı kardeş gibiyiz. Biz sorun çözmeye geldik. Yani bizler buraya mevki, makam olarak gelmedik. Ne dedim yani bu masalarda, buralarda otur. Bunlar çok önemli. Evet. Önemli olan yapacaklarımızla, yaptıklarımızla iz bırakmamız bu toplumda. Evet. Biz bugün varız bak. Bak ne kadar benim de torunum var. Benim de bir 6 yaşında torunum var.
Yani biz bu çocuklara ne bırakabileceğiz? Bunun hesabını yapmamız lazım. Aslında eğitimini alan, yetiştirdiğimiz çocuklar da ülkede çok kalmaz durumdalar şu anda. Yani üniversiteyi bitiren bütün çocukların hayali yurt dışına gitmek. Bizler bakın bu Giresunlular özellikle, hani bu çekti bunu diye demiyorum, çok övünüyorsun falan diyorlar bana biraz bu konuda. Bu Giresunlular daha çok ülkesi için çok mücadele vermiş bir topluluktur. Bunu biliyoruz hepimiz. Ha, başkanımın işte hocalarımızı toplayarak geçmişimizi de Recep Başkan sayesinde gerçekten doğru düzgün öğrenmeye çalışıyorum. Onun için bizler her zaman birlik içinde olmamız lazım. Bu büyükşehirle alakalı olabilir, bu gelen yönetimle alakalı olabilir, hükümetle alakalı olabilir, yerel yönetimle alakalı olabilir. Biz burada farklı ayrım falan yapmıyoruz. Biz neticede insanız. Doğru mu? Evet, aynı öyle. Hepimiz insanız. Aynı toplumda yaşıyoruz. O ondandır, bu bundandır. Zaten evet. Gereğinden fazla ayrıştırıldığımızı düşünüyorum. Gereğinden fazla. Yani en büyük zararı bundan göreceğiz gelecek zamanda. Biz çocuklara böyle bir şey bırakamayız bu topluluğa. Evet. Beykoz'la ilgili başkanım bir şey rica ediyorum sizden yalnız. Şimdi ben elimden geldiğince notlarımı almaya çalıştım. Ama konu böyle birçok böyle dağınık olduğu için daha verimli bir şekilde bu olayı takip edebilmem için lütfen bana bununla ilgili bir çalışma, bir küçük bir dosya gibi hazırlayın. Tamam. Ben bunu Büyükşehir'de Ekrem Başkan'la da takibini yaparım. Gerekirse genel merkezimize gitmesi gereken sorun varsa onu da iletirim. Ha burada ilçemiz var, ilçe başkanımız var. Tabii ki onlarla da irtibata geçebilirsiniz. Meclis üyelerimiz var burada. Hani arkadaşlarımızın böyle alanı gibi olmasın. Ama her şekilde yanınızdayız. Biz evet Cumhuriyet Halk Partisi'yiz ve halkın sorunları için buradayız. Yani şimdi evet. Biz sorun dinlemeye geldik. Onun için böyle bir toplantı için hepinize çok teşekkür ediyorum. Ama problemler için kesinlikle bir dosya eğer uygun görürseniz istiyorum ki takibini yapayım. Muhtarlarınızla özel özel böyle görüşmeleri onu mutlaka sağlattıracağım size muhtarım. O konuda rahat olun. Mutlaka sizinle görüşülecektir. Evet, inşallah Beykoz'a bizim evet. Şimdiye kadar olmayan katkısı olmayan dedikleriniz gibi böyle bir şeyle anılmayız. İnşallah biz katkı veririz. Evet. Buradaki imar sorunlarını ben de Büyükşehir Meclis Üyesi'yi evet. Görüyorum. Ama detaya girmiyorum. Benim daha ilk meclis üyeliğim bu sene ilk dönemim. Onun için çok ilgili olmadığım, çok böyle kendi liyakatlı olmadığım konuya girmeyi de doğru bulmuyorum açıkçası. Evet. Onun için hepinize çok teşekkür ediyorum. Misafirperverliğiniz için. Yapmış olduğunuz şu dernekçilik için. Bunun kitabını yazmışsınız açıkçası. Bak burayı aldık diyorsunuz. Yaptığınız çalışmaları anlatıyorsunuz. Evet. Gerçekten gurur duydum ben de. Hepinizi kutluyorum. Bu birlik beraberlikle oluyor. Biz de yapıyoruz dernek çalışmaları. Bizim de var ama gerçekten size gıptayla bakıyoruz. Giriyorsun bu konuda eline sürüp